Merhabalar, Ses Açıyoruz'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine çok seslilikten, kapsayıcılıktan, biraz kurumlarda aslında o çok sesliliği yaratmaktan konuşacağız. Bunu konuşurken insanı konuşacağız. Çünkü yanımda insan kaynakları lideri var ve kendisiyle birlikte bunu uygulayışından bahsedeceğiz. Siz de hem bizimle birlikte bu sohbete eşlik edip hem de bu konuda adım atmak isterseniz yine Health Awareness Network, kısaca inan Topluluğu'nun bir parçası olabilirsiniz. Ve Cenk Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Hoş buldum. Ne güzel sizi burada ağırlamak. Valla ben de e, çok teşekkür ediyorum. Hani e, çok mutluyum bu programa katıldığım için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben sizi birçok yerde tabii dinliyorum. Dinleme zevkine sahip olurum ama dinlerken de böyle hem tanışmak hem de sizin o sohbeti ben yapmak istedim. Sağ olun. O yüzden çok teşekkür ben ediyorum. Ben ilk bölümünüzü de izlemiştim. Itır Hoca ileydi. Buradan evet. selam gönderelim. Aynen. Ee, tekrar yani, e, yayına konuk olmak çok keyifli. Böyle siz meşhur koltuk diyorsunuz ya hoşuma <laughs> gidiyor benim de. Gerçekten meşhur koltuğunuzu e, davet etmiş oluyorum. Sağ olun. Cenk Bey yani. başlarken ben böyle size birçok insan tanıyor. Özellikle bu ama kendi gözümden de tanıtmayı seviyorum. Benim gözümde Cenk Bey nasıl bir insan deyince bir matematikçi, matematikçi. bir bankacı <laughs> ama insana gerçekten değer veren, hizmetkar bir lider. Ama bu liderliğin bendeki en büyük karşılığı bu kadar bunu anlatıp da söylediğiyle yaptığı bu kadar eşleşen ve hakkında bu kadar güzel konuşulan tanıdığım nadim insanlardansınız. O yüzden bugün özellikle sizinle bu sohbeti yapmak istedim. Nedir bu işin sırrı? Bir duyalım <laughs> sizden istedim. Onun dışında çok güzel bir e, genç kızın babası ve belki de onun da sizin iş hayatında ya da çevrenizde etkisi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yeniden iyi ki geldiniz. Şimdi. Sağ olun Allah. Çok teşekkür ediyorum. Samimi bir sohbet olacak kesin. <laughs> Aynen inşallah. Ben de size zor bir soru sorayım. Aslında evet. çok şey sıradan bir soru gibi geliyor ama bence zor bir soru. Kim de Ceyhak Akıncılar? En zor da insanın kendini anlatması muhtemelen ama ben kendimi şöyle tanımlıyorum. Her yerde de, her ortamda da aslında. Bir kere samimiyet. Hani söylemle eylem bir türlü sizin de söylediğiniz gibi. Ben e, insanları çok seviyorum. E, çalışma hayatında da hani e, finansçılarımız diyoruz çalışanlarımıza. E, 1998'de başladığım yolculuk e, çalışma Hı -hı. hayatı profesyonel. Bugüne kadar keyifle devam etti. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Önce Hı -hı. insan sonra çalışan anlayışı. Yani insanın özüne inmek ve e, hayatlara dokunmak. E, Hı -hı. Yani bu dokunma kısmında da e, faydayı aslında ön plana çıkartmak. Bazen nasıl olacağını anlatmaktır fayda. Bazen nasıl olmayacağını anlatmaktır. Dolayısıyla... Aslında oradaki çözümü kendi içinde bulabilmektir. Yol göstermek, yol göstermek ve onlarla aslında bir şekilde uğraşabiliyor olmak bana keyif veriyor. Dolayısıyla hayatlara dokunarak keyif alabilecekleri bir süreç, keyif alabilecekleri bir ortam yaratmak Cenk üzerinde ana amacı. Hem ailesinde de böyle, normal hayatında da böyle. Dokunduğu herkes de aslında bunu aşılamaya çalışıyor. Dolayısıyla kendi enerjimi aslında etrafıma yaymaya çalışıyorum. Ne güzel, tam da olmanız no. gereken işi yapıyorsunuz gibi geliyor. Benim başlangıcım öğretmenlik biliyorsunuz. Evet. Ee, i̇lk başta hani konuşmuştuk. Hatta matematik. <laughs> matematik. Aynen. Çok başka bir yerden. Aynen. aynen. Ee, az önce konuştuğumuz hani kayıttan önce konuştuğumuz kısım aslında birçok farklı branşlarda okuyup bambaşka işler yapabiliyoruz. Hatta onları kesinlikle birbiriyle yani. harmanladığımız zaman aslında daha güzel Mesela. sonuçlar çıkıyor. Ben buradan merak ediyorum. Sizin matematik okumanızın ya da kısa bir sürede olsa öğretmenlik yapmanızın bugünkü işinize bir katkısı oldu mu? Oluyor ya, mu? Kesinlikle. Ee, bir kere ben çok keyifle okudum. Matematik hayatın her alanında var. var. Ee, sonuçta hayatımız hani matematik olmadan olmuyor ee, zor bir bölüm tabii ki ee, okurken de. E, FAK Fakültesi matematik öğretmen olamıyorsunuz. Çünkü Hı. hani ABC alternatifler oluşturmanız gerekiyor. Öğretmenlik de e, oradaki hani, ana e, hedeflerden bir tanesi. Ya programcı olabiliyorsunuz, analist olabiliyorsunuz. Hani Farklı farklı Hı. süreçler var. E, ben pedagogik formasyon da almak istedim ve e, işte son sene e, pedagojik formasyon eğitiminde bir de staj imkanınız var. 3,5-4 ay e, ev Hı. okurken aynı zamanda normal Eskişehir'de bir lisede Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Şu anki adıyla Osman Gazi oldu bizim fakültemiz sonra. Onu da kullanıyorum hep böyle çünkü iki tane eğitim değerli üniversite. Ama Anadolu Üniversitesi'nin yeri çok ayrı tabii ki. Yani orayı kazandığımız için çok da güzel kampüsü vardır. Eskişehir ve tam öğrenci şehridir zaten. Evet, gerçekten Aynen. çok güzel bir yer. Hala da gideriz. bu süreçte hani A alternatifi, B alternatifi. Öğretmenliği çok sevdim. 3,5-4 ay o şeyi tadı aldım. E sonra okul bitti e, askerlik e, başladı ve askerlik uzun dönem 16 ay e, orada da ayrı bir staj olmuş aslında fark etmiyorsunuz döndükten sonra yolculuk e, farklı şekilde devam etti. Ama o öğretmenlikteki o e, anlatma işte e, bilgiyi e, paylaşma tabii sevdiğim bir şey aslında şu anda da insan kaynaklarında bunun farklı benzerini yapıyorum hiç yani fark yok aslında yani. Öğretmenliğe devam etmediniz ama direkt başka ee, bir yöne mi gitmek istediniz? Öğretmenliğe devam etmedim. Askerlikten sonra özellikle hani ne olmak istediğime ve içimdeki enerjiye şöyle baktığımda öğretmenlik çok değerli bir meslek. Hani ailemde de var öğretmenler. Buradan herkese selam olsun tekrar. Ama e, enerji başka dedi mi? Benim şirketler, işte holdingler, bizim 98, 1998 e, yani girişliyim. Hı hı. şirkette. yerim Şerif bank bu arada. Hı hı. E, çok hani keyifli bir yolculuk orada başladı ve işte holdingler, şirketler, bankalar o zaman çok tabii e, revaçta. Yolculuk orada başladı. E, i̇nsan karakterli yolumda tesadüfen kesişti. Çünkü e, insan karakteri diye bir bölüm daha yeni kuruluyor. O İK'nın hani personel bölümünden İK'ya geçiş dönemleri. Ve e, hep böyle anlatırım. Gözel Hanım mülakatta sen insan karakteri ister misin? Sorusuyla hayatım değişti aslında. Böyle kırılma noktaları vardır ya. <laughs> ben o soruya şu cevabı verdim. Denerim. Ne yapar? Hani Siz e, siz uygun gördüyseniz çünkü iletişim becerisi muhtemelen oradaki matematik işte e, ve hayatın içindeki o iş yaşamın içindeki aslında beceriler e, tam e, farklı lider aslında size daha e, iyi görüyor. Daha farklı açıdan Dolayısıyla yolculuk öyle başladı. Evet. Olmuş. Aslında öğretmenlik devam ediyor. Uzun süre özel ders verdim ama işe girdim. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Biraz maddi tarafı da vardı onların. Evet, evet. Bırakamadım <laughs> o şeyi. Dolayısıyla hani hafta sonları boş zamanlarda çok keyifli bir öğrenci grubum vardı. Aynı güzel. Evet. Öğretmenlik çok başka bir şey. Tabii, ben de okurken tabii. ara ara yapıyordum. Aynen. Tabii ki öğretmenlik diyemeyelim de hani özel Aynen. ders verip böyle bir anlatmaya çalışıyordum. Sonra 2003'te de finans hayatım başladı işte. 20 küsur yıldır da devam ediyor. Sektör 26 yıl oldu. Oh, ne güzel. Evet. Dile kolay bu arada 26 yıl evet. dediniz. Ne güzel o kadar yılı da böyle hani başarılarla ee, insanları dokunarak. Evet Ama ha. dediğiniz gibi o işte biri size aslında sizi iyi analiz ediyor ve bir dener misin diye bir soru geliyor. Ya da hani yapar mısın diye gülüyor. Siz denerim diyorsunuz. Evet. Bazen de o denerim demeyi de yapmak gerekiyor herhalde. Ya ben onu çok tavsiye ediyorum. Özellikle e, yani hem bizim çalışanlarımıza, bütün paydaşlarıma dokunduğum, temas ettiğim herkese özellikle hani üniversitelere gittiğimizde ya sizin e, liderinize inanın. hani e, Daha iyi özellikle sizi analiz eden ve özelliğinizi görmüş olan liderinize bir güvenin. E, Dolayısıyla bazen bu konfor alından çıkmaktır, bazen Hı -hı. bir işe girmektir, bazen de bir şeyin hani olup olmayacağını aslında tanımlamaktır. Ne istiyorsun diye hani görüş sorduğunda farklı bir üst şapka biraz daha faydalı olabiliyor. Ben de hep böyle oldu aslında. Yani ben dinleyen, liderini dinleyen bir çalışandım Hı -hı. ve hani her zaman da bunun kaza şeyini gördüm, olumlu tarafını gördüm. Evet genel olarak bizim birlikte çalıştığımız evet. insanlardan güzel tavsiyeler, evet, evet. görüşler alıyoruz. Şimdi insan kaynakları deyince benim hakkım zaten adı da değişti biraz daha insan ve kültür oldu. Evet. Ee, kültür geliyor çünkü şirkette bir kültürden bahsediyoruz o bu kültür böyle gözle görülen bir şey değil, elle tutamıyoruz ama bizi aslında orada tutan ya da oradan vazgeçilen şey oradaki kültür oluyor. Dolayısıyla buradaki kültürü yaratmak sizde hani bunca yıl içerisinde aslında bence en büyük katkınız bulunduğunuz kurumlara o kültürün içinde Do. insanların var olabildiği, kendileri gösterebildiği biraz daha çok sesli bir ortam yaratmak diye düşünüyorum. Bir siz içinde bulunduğunuz kültürü ya da yaratılan kültürü nasıl tanımlıyorsunuz ya da bu kültürü yaratmakla ilgili o kritik şeyler neler? Valla bu hani bir kere her bir kurumun ayrı bir yani değeri var. Ayrı yani. bir yeri var. Dolayısıyla hep adaylarda da şunu söyleriz. Kendi değerlerinizle kurumun değerleri örtüştüğünde zaten gerçek başarı ve gerçek aidiyet oluşuyor. <laughs> Biz hep hani ben kendi adım şanslıydım. Hep kendi değerlerimle örtüşen kurumlar çıktı karşıma. Hep herkesle de onun çıkması aslında en büyük şanstır. Ve <laughs> o, o çıkmıyorsa da aramak lazımdır onu. Kurumun kültürünü tabii ki insanlar oluşturuyor. Yani oradaki süreç ama ana omurgayı da tutan yerlerden bir en, en temel merkezde insan kaynakları var. Dolayısıyla evet. hani doğru işe doğru insan diyoruz. Dolayısıyla evet. e, oradaki yönetim kültürü, oradaki liderlik kültürü, oradaki aslında gelişime dair yarattığınız e, sistem e, başarıyı tanımlıyor ve sürdürülebilir kılıyor. Bunun için de en tepe hani e, yukarıdan aşağıya aslında iniyor ve yönetim bunu sahiplenmesi lazım. Biz o konuda her anlamda çok şanslıyız. E, evet. Biz de beraber çünkü e, çok değerli e, ve e, inanan buradaki birlikteliği, buradaki iş yapış kültürünün her zaman daha iyi olmasını işte e, geliştiren tarafta olmasını, e, işte e, hiyerarşinin ve e, oradaki bilgi akışının çok katı değil e, gelişime dair olmasını e, hedefleyen bir anlayış var. E, Bizde de e, bu anlayışı aslında çok daha ileri taşımak için çok e, keyifli bir şekilde aslında o yolculuğa değer katmaya çalışıyoruz. İnsan kaynakları özellikle pandemi öncesi, pandemi sonrası belli kırılma taşları var. Şimdi 2000'li yıllar bunun bir tanesi. Personel bölümünden insan kaynaklarına geçiş daha sonra kiminin sonlarına doğru pandemi öncesi özellikle insan ve kültür ekiplerini birçok yerde adında görmeye başladınız ama içinde de zaten var daha evet. net bir şekilde girmeye başladı. Pandemi sonrası ise insan kaynaklarının özellikle şirketlerdeki önemi, şirketlerin insan kaynaklarına bakış açısı çok farklı bir yere evrildi. Bu bunu önemseyen bunu gerçekten hani süreçte faydasını daha iyi analiz eden şirketler daha da ileriye gitti. Niye? Çünkü adayları bulabiliyor olmak, adayları kuruma kazandırabiliyor olmak ve ondan sonra adaylarınızı ve çalışanlarınızı tutundurabiliyor olmak. Tutundurabiliyor olmak için de güven veren, istikrarlı geliştiren stratejiler uygulamak zorundasınız. Dolayısıyla ilgili hem kariyer yollarında hem de eğitim gelişim süreçlerinde ve içeride o güven noktasını, güveni orta noktaya koyup etrafını şekillendirmek gerekiyor. Bunları yaptığınızda zaten başarı geliyor. Sürdürülebilir bir e, şirket kurmuş oluyorsunuz ve e, mutlu ve bağlı. Hı hı. O zaman zaten bu hani kültürle birlikte o değerlerle birlikte yaşattığınızda bu tür çalışmalar, bu tür anketler de daha anlamlı hale geliyor. Dolayısıyla biz bunu yapmaya çalışıyoruz bankamızda evet. ve e, yolculuk o anlamda da keyifli devam ediyor. Zor ortam e, ama zor ortamda kültürün e, çok daha sarıp sarmalama ve birbirini e, desteklemeye çok ihtiyacı var. E, hizmetkar liderlik ana e, yolumuz diyoruz. Dolayısıyla evet. hani geliştiren liderlik, e, değer bilen ve o anlamda cesaretlendiren e, kimini ve e, birlikte gelişimi ön plana koyan bir liderlik aslında. O kültür konusu tabii şey gibi hani başta söylediğim gibi hani elle tutulmuyor, tabii, gözü görünmüyor olunca sanki önemsiz ya da işte herhangi bir şey işte bir yere yazılan tabii. bir değerler listesi değil Demişler aslında. ya kültür stratejiyi kahvaltıda yer değil mi? <laughs> Ama Masada yer. Aynen işin özü <laughs> o. Tabii, tabii. Hatta o yüzden de şu an işte bu e, çek konularında konuştuğumuz zaman da çeşitli geçitli kapsayıcılık orada da hep şu ortaya çıkıyor gerçekten hani insanların işte kendini güvende hissettiği, ait olduğu tabii. olduğu gibi çıkabildiği ortamlar inovasyonu geliştiriyor. Kesinlikle. İşte belirsizlik döneminde daha e, bir çok farklı yetkinlikleri sahip insanlar olduğu için daha güçlü, daha kasları güçlü Kesinlikle. bir yapı oluşturmuş oluyorsunuz. Ya da işte yetenek dediniz doğru yetenekleri bulmak, yerleştirmek o yetenek kıtlığı yaşıyoruz ve Kesinlikle. daha da yaşayacağız. Oraya daha da, insanları daha da hale çekebilmek ve geliştirebilmek. İçerideki yeteneği de sürekli geliştiriyor olmak lazım. Burada da işte artık yaşı yüksek. Yani hep gençleri konuşuyoruz ama yaşı yüksek çalışanlarımızın Kesinlikle. da sürekli kendini geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman aslında hani işin geleceği dediğimiz yerde oraya hazırlanması gereken ekiplerin içinde aslında bu konu o kadar ortada ve hani Sarıp sarmalayan çok, bir yerde ki çok. o yüzden belki artık insan kaynakları çok daha stratejik bir rol olarak görülüyor kurumlarda. Böyle de olmaya devam edecek. Zaten bunu yapmamız gerekiyor. O zaman zaten biz mesela ne diyoruz? Evet ortam zorlu ama değişen şartlara göre, süreçlere göre biz yol gösteren taraftayız. İşin kahramanlık kim? Çalışanlarımız, finansçılarımız dediğimiz çalışanlarımız. Ve aslında herkesi cesaretlendirmeye, herkesi o yollara, işte farklı kariyer yollarına veya becerilerini geliştirmeye imkan sağlamaya çalışıyoruz. Biz aslında teşvik ediyoruz. Neyle doğru liderlik süreciyle, neyle doğru kültür aslında hmm. süreçlerini o değerlerimizi aslında iç içe uygulatarak. Psikolojik hmm. güvenlik çok önemli mesela Bahar Hanım. Eğer siz bir kurumda güven ve ortamanın o psikolojik güvenliğin olduğuna inanıyorsanız fikirlerinizi çok özgürce söyleyebiliyorsunuz. Hmm. Herhangi bir toplantıda, herhangi bir ortamda el kaldırmaktan korkmuyorsunuz. Dolayısıyla bu da aslında gelişimi beraberinde getiriyor. Soran sorgulayan olmak çok değerli. O zaman da zaten e, sürdürülebilir bir başarı olmuş oluyor hatayı teşvik eden Aynen öyle. daha yaratıcı Aynen. ortamlar. Tabii liderlik deyince de hep aklı şey gibi geliyor işte CEO'lar, CEO'lar <laughs> falan gibi ama liderlik öyle değil. Hatta orta seviye liderler aslında bütün bu konuların hayata geçmesi için çok daha kritik bir role sahip. Ama genelde şirketin işte o üst yönetimi çok sahiplense Hı -hı. çok bir şeyler yapsa da orta seviye daha çok işi yürütme derdinde hedeflerini yerine getirme derdinde olduğu için oraya kadar gelmiyor o konular. Siz nasıl bakıyorsunuz? Orta seviyeyi nasıl güçlendiriyorsunuz? Yani e, aslında Olayın en kilit noktası. Çok doğru bir noktadayız. Ee... Az önce ne dedim hani üst yönetim işte yönetim kademeleri aslında beraber aslında stratejiyi belirlediğimiz ve hmm. uygulamak için bizi destekleyen. Biz çünkü bazen hani yönetimimiz bize teşekkür eder. Biz yönetimimize teşekkür ederiz. Neden? Çünkü aslında aynı anlayıştayız ve oradan aldığımız cesaretle, güçle, güvenle çok daha aslında iyi bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Ama orta kademe dediğimiz yöneticilerimizde bütün orada ekip yöneten herkes var. Dolayısıyla bizim 14 bin kişilik iştiraklerimiz daha çok büyük

biz evet. genelde hani eşlerimizi çocuklarımızı da koyuyoruz böyle 27 bin kişilik bir aileye gidiyor. Çok da değerli bir şey bu. Evet. Ve yani büyük bir birliktelik sorumluluk çok fazla anlamda. O yüzden liderlik ve güven unsurunu ne kadar ön planda tutarsak doğru şekilde gelişiminde her yerde aynı şekilde gideceğine de çok inanıyoruz. O yüzden orta kademe dediğimiz yönetici grubunda hem liderlik eğitimleri işte var yönetim yaklaşımları, bireysel farkındalık eğitimleri ve o hizmetkar liderlik konferanslarıyla o süreçlerle aslında dokunmaya ve geri bildirime, geri bildirimin önemine ve gelişime çok ışık tutmaya çalışıyoruz. Bugün herhangi bir şubemizde, işte herhangi bir birimimizde, genel müdürlükte, sahamızda aynı anlayışın şekilde, aynı anlayışın gidebilmesi ancak oradaki liderimizin, o ekibe dokunan en işte yetkili arkadaşımızın, finansımızın aynı anlayışta olmasıyla mümkün. Dolayısıyla o ortamı yaratması nasıl hani e, güven veren, işte psikolojik güvenliği olan ve geliştiren, soran, sorgulayan, cesaretlendiren diyoruz. Aynı anlayışta olursa o zaman oradaki ortam güzel oluyor. Bunu da evet. zaten az önce dediniz ya söylemle eylem bütünlüğü. Hani hem ziyaretlerimizle hem e, temas noktalarında zaten e, çok karşılıklı şekilde soru cevaplarda da söylemle eylem bütünlüğüyle e, kontrol etme evet. şansımız da oluyor beraber. Geliştiriyoruz. Anlaşılma yerleri soruyoruz. Açık şekilde iletişim var. Bu, çok değerli. Doğru. E sizin gibi işte hani şubeleri olanlar ya da işte evet. perakende de mağazaları olanlar hani baktığınız zaman aslında müşterinin direkt temas ettiği yerler orası. Tabii. Siz hani genel müdürlük tarafına istediğiniz yapın, oralar o yansımıyorsa sizin marka var, kimliğiniz olmuyor. Dolayısıyla gerçekten çok daha zor ve çok daha önemli. Hatta her rol değerli. Bizim hani her finansçımız hani ayrı aynı aynı hani değerde. Hepsi'nin tabii ki farklı kariyer hedefleri var, farklı işte gitmek <laughs> istedikleri yol var. Biz onları teşvik etmeye çalışıyoruz ama düşünün bir güvenlik görevlisi arkadaş ilgili konu görüyorsunuz giriyorsunuz evet. şubeye hani ne kadar güler yüzlü ve e, o anlamda aynı o e, kurum kültürünün ve işte verdiğimiz e, havayı yansıtırsa size zaten Hı. içeri girerken zaten gülümseyerek giriyorsunuz evet. veya hiç fark etmez gişeye giriyorsunuz işte e, portföyümüze gidiyorsunuz fark yok ki her rol her role geçebiliyor ama herkesin öncelikle bulunduğu alanda çok o işini keyifle yapabiliyor olması işinin lideri olabilmesi ve o işi keyifle yani enerjiyle yapabiliyor olması çok değerli onu da size yansıtması çünkü evet. e, mutlu çalışan mutlu müşteri. Yani bu çok net bir tanım. Hiçbir zaman da değişmiyor bu kural. Kesinlikle. Gerçekten şirkete kimine temas ettiğiniz Tabii. ve oradan aldığınız enerji. Tabii. Ben de Sayın Hanım'a... Markayı, markayı, markayı temsil ediyoruz aslında yani. Hepimiz Sayın Hanım'a Markayın... el sallayayım. Çok özür, evet. özür dilerim. <laughs> size. Çünkü ben de sizi beklerken çok böyle keyifli sohbet etmiştim. Ama evet. gerçekten evet. hani yine sizin söylediklerinizin ne kadar yansıdığını birlikte çalıştınız. Değil bu mi? kadar yakın çalıştınız bir insandan da bu enerjiyi alınca e, hissettim. Farklı bir el sallamış <laughs> olayım. Çok özür dilerim. Böldüm sizi. Estağfurullah. E, dolayısıyla hani e, bu anlayış her kademede aslında gelen bir durum şu hiç fark etmiyor. Siz o e, beraber örgüt oluşturduğunuz strateji aslında samimi şekilde yansıttığınız zaman zaten e, başarı gelmiş oluyor. Biz bunun e, gerçekten peşindeyiz. Samimi şekilde e, bunu yansıtmaya çalışıyoruz. İşimiz zor, evet, dünya zor. zor, kimimiz zor. Hayat e, kendi içinde bir sürü zorlukları barındırıyor. Önemli olan ben hep derim e, özellikle finansçılarımızda bütün genç arkadaş işten yanmalı olun. Yani işinizi e, gerçekten. Evet. hani size her gün birileri tarif etmesin gerek yok ki buna. Hani e, işi nasıl enerjiyle yaparım, e, nasıl daha farklı yaparım, e, nasıl geliştirerek yaparım. Evet. E, pozitif olmak, umutla bakmak e, çok değerli. O zaman çünkü gelişim oluyor. O zaman evet. yeni fikirlere farklı fikirlere aslında biraz daha e, odaklanabiliyorsunuz ve de hani alman e, bir amaca sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü düşü, düşüyorsak kaldıracak olan bu. Hani resilient olmak diye bir tanım var ya. Hani evet. e, dayanıklılık aslında. Hani düşüyorsan kalk ama nasıl? Düşüyorsan kalkın bir tane kuralı var. O anlam bir amacı sıkı sıkıya bağlı olmak evet. ee, ve işte onun için de az önce söylediğimiz işte psikolojik güvenlik olacak güven duyacaksınız hani kurumunuza hedeflerinize o liderinize inanacaksınız ki e, bulunduğunuz alanda da ayağa kalkabilin. E, veya evet. hep beraber o aslında kaldırmaya çalışalım. Belli bir kriter oluştuğu zaman tabii. kendini daha güçlü e, hissediyor. Burada ben hani e, sizinle şey de konuşmak istiyorum. Aile kavramı da genelde tartışılan bir şey Hı -hı. oluyor ya şirketlerin aile olması. Burada da işte insanlar şey Ben seviyorum ama ya. Ben güzel bir aileyiz çok söylüyorum mesela. Evet. Bana bazen denir ya güzel bir aileyiz demeyelim. Aile

Ama, Ama bence sizin ya, yaptığınız şey şu, onu hani ya, e, bağlamak ya. üzere, onu bildiğim için çok rahatlıkla söylüyorum <laughs> evet. bunu. Çünkü aile deyince de hani bir şey olduğunda direkt gözden çıkarılan insan ailede öyle olmuyor. Siz de aslında baktığınız zaman hani bir performans düşen bir sıkıntı yaşayan birileri varsa içeride, onları da hemen hani e, aileden değilsin artık demiyorsunuz. Demiyor, Onlara evet. da bir yardım ettiğiniz, yardım da demeyelim. Değil. Belki destek olduğunuz bir sıkıntısı varsa çözmek için uğraştınız. Bir e, doğru şey söyleyeyim bir performansı Mas, geliştiren, gelişim, performans, değil mi? performansı gelişim mi? Performans gelişim merkezi. Evet. Gelişim merkeziniz var. Biraz onu da e, duymayı çok isterim aslında. Aynen. Bunu şöyle de bağlayayım mağlum, çok e, doğru bir nokta. E, gerçekten hepimiz dönem dönem hayatlarında e, bazen inişli çıkışlı hani <laughs> hayat e, hiçbir zaman böyle düz bir çizgi olmuyor. E, bizim hatta Ömer e, bir kulaklarını çınlatalım hani kitabında deneyimler kitabında e, söylemiş durumda. Hani e, hayat inişli çıkışlı hayat düz bir çizgi değil. Hepimiz zaten hani e, bunun kendi hayatlarımızda da kırılma noktaları var süreçte. <laughs> Buradaki e, kurguda e, zor giden bir hayat, evet. E, i̇ş hayatında da bazen her şey istediğimiz gibi önemli olan senin niyetin diyoruz biz çalışanımıza ve sen e, bu süreçten e, bir dönem e, iyi giden sonra hani biraz daha kötülenen e, ve iyi gitmeyen performans haritasından memnun değilsen zaten biz seni e, bu anlamda geliştirmeye seninle ilgili daha farkındalık kazandırmaya hazırız diyoruz ve hı hı. E, onu bir anlamda e, biraz daha farkında biraz daha işte e, gelişime e, odaklı işte yanında oldu omuzda el olduğumuz süreci e, ve e, daha e, o biraz daha kontrollü süreci hep beraber alıyoruz ve o süreçten aslında gelişerek çıkmasını sağlamıyoruz. Hem sağ tarafında bu şekilde, genel müdürlük de aynı şekilde. Bu süreçte ve bundan önceki süreçlerde de süreç, genel kurgun içinde bizde Koçluk mentorluk merkezi var. Ve evet. hani e, hayatında e, danışmanlığa ihtiyacın olabiliyor. Ve bunu hani e, bankadan herhangi birinin bilmesi gerekmeyebilir. Çok doğumlu. Çünkü özel hayatın. Ama Hı -hı. o sorunu çözmen gerekiyor. Buyur danışmanın yanında diyoruz. Dolayısıyla bir hani koçluk. işle ilgili e, zaten açık açık hani kendisinin ikisinin arasında kaldığı mentorluk biraz daha kolaydır. Yani ya. nasıl olduğunu daha kolay aslında öğrenmek istediğim. Hı -hı. Koçluk biraz da sorularla hayatın doğrularını bulmaya çalıştı aslında. Evet. Biraz daha düşündüren ben tarafta. Bu sürecimiz evet. de var. Dolayısıyla biz özellikle 2018'in Temmuz'undan bu yana bu performans gelişim merkezini çok net şekilde uyguluyoruz ve e, her dönem aslında üç ara üç aray e, devam ediyor. E, o merkeze hani e, aldığımız hani e, çalışanlarımızla da biraz daha yoğun tabii ki e, iletişim halindeyiz. Hı -hı. Bu arada biz herkesi finansçıya tanı, finansçı dinle diye mottomuz var bu ve e, bütün finansçılarımıza dokunma hedefimiz var e, ve işte e, temas etme yani e, iş, iş ortaklığı ekibimizle işte eğitim gelişim, yönetim danışman arkadaşlarımızla da yaptığımız şube ziyaretlerimizde her e, hem genel müdürlükteki aynı zamanda hani o işi ortaklığındaki arkadaşlarımızla. herkesle amaç temas etmek ve tanımak, dinlemek. Neye ihtiyacı var? Özel Kendisiyle ilgili özel alanlar neler? Kariyerinde ne istiyor? Sonuçta neyi hedefliyor? Ben onun yanında nasıl gelebilirim? Bunların hep peşindeyiz. Burada da bunlar çıkıyor zaten. Yani hı hı. o hem performans kalibrasyonunda hem performans süreçlerinde bu tür temas zaten e, sürecin içinde biraz daha odaklı aslında hı hı. yönetme şansına kavuşuyoruz ve yüzde 40-45 oranında hani e, o merkeze giren herkesi sonuçta hani kurtardığımız ve hani e, iyi bir noktaya taşıdığımız süreç oluyor. E, buradan e, çıkamamak mümkün mü? Tabii ki. O zaman da zaten kişi diyor ki ya yani, oldu ama ben başka bir şekilde hani yoluma devam etmek hı hı. istiyorum. Bu da değerli bir şey. Tabii Ama ki. ne olmuş oluyor burada? Karşılıklı mutabakat. Hani evet. e, orada birbirini kırmadan. E, sonuçta hep bizim amacımız var. Girerken mutlu, gelişirken mutlu. Anlatabildim mi? Günün birinde bitecekse e, buradaki süreçte de e, kırılmadan e, bu sürecin hani oradaki o yaşam boyu ilişki moduna e, geçmesi ana amaç. Evet. Yani Performans Gelişim Merkezi de bunu sağlıyor aslında. İşte başta dediğimiz işte sözleriniz, uygulamalarınızla Tabii. eşleşmesi bence birazcık burayı da anlatıyor. Ve hizmetkar liderlik daha sonra bütün bunların toplamı gibi geliyor. Yani. Siz nasıl tanımlıyorsunuz hizmetkar liderliği? Valla hizmetkar liderlik, ben liderlik iyidir, hizmetkar liderlik iyileştirir diyorum. Buradan evet hani güzel. onun zaten kitabı da var. Evet, yıllarım evet, özel dolayısıyla. Çok hani değerli. Çünkü iyi iyi geldiğini ben de gerçekten inanıyorum. Bir kere cesaretlendirme var, ekip oluşturma var, takım oluşturma var. Ee, sonuçta orada e, bilgiyi yayma hali var ben senin gelişim için ne yapabilirim sorusu çok değerli bir soru. Yani e, arka tarafta hani o kadar derin ki e, yani yanında olma hali var. Dolayısıyla hmm. e, ama cesaretlendirme tarafını çok önemsiyorum. Çünkü gelişimi cesaretlendiriyor ve aslında orada bir sorma sorgulama hali, bir vizyon var, bir ufuk açma e, durumu var. E, i̇yi geliyor e, ve hani şu ortamda özellikle e, biz pandemide başlamadık buna. Pandemi önceki anlayışımız da buydu zaten. Hani hmm. Zaten kavram 1970'lerin kavramı e, siz evet. de biliyorsunuz. Dolayısıyla hani e, pandemiyle birlikte şefkat biraz daha biraz çıktı. Sarıp sarmalama. Ama burada da samimiyet ön planda. Yine samimi şekilde yapmıyorsanız hani mış gibi yapıyorsanız bu süreçler olmuyor. Olmaz. Yani Aynen. o yüzden bütün kuruma yayabilmek için herkesin sahiplenmesi lazım. Az önce söylediğimiz şey. Ben mesela performans gelişim merkezi. tek başıma yapamam ki. Mümkün değil. Yani benim bütün giderlerimin aynı anlayışta olması lazım ki oradaki faydayı isterleştirmesi lazım ki hep beraber aynı yöne bakabilirim. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de işte e, kapsayıcılık var mesela hizmet Çünkü e, görüşler alıyoruz, İşte e, komiteler yapıyoruz, e, atölyeler yapıyoruz. Dolayısıyla neye ihtiyaç var, nasıl e, faydaya döndüremiz bunlara bakıyoruz. Dolayısıyla e, bunlar olduğunda zaten isterleşme oluyor ve hep beraber aynı yöne bakmamız daha kolay oluyor. Dolayısıyla Aynen. o içine alma var. Her seferinde o hani ekibe katma, e, birlikte gelişim aslında mümkün kılma. Ben yani, hizmetkar liderliğin güven, şefkat, istikrar ve umut. O dört tane e, ana başlığını aslında kendimize göre yorumladığımız hani gerçekten çok değerli buluyorum. E, ve hani istikrar dediğiniz sürdürülebilirlik zaten. Hani şefkat, Hı -hı. işte sarıp sarmalama hali. Orada değer biliyor olma hali. Hı -hı. Bazen ufak bir teşekkür. Bazen çok güzel bir projedeki çok büyük bir deşiş fark etmez. Yani o hı hı. büyük üçlü olmaz teşekkürün takdir edebiliyor olma hali. E, hı. E, güven zaten olmazsa olmaz. Tam orta nokta. Yani ben bir kere bozuldu bu asla e, geri gelmeyeceğini hep inananlardan Lasila. Hani o bazı şeylerin bir keresi olmaz ya. Bir kere yalan söyleyin, bir kere güveni kırın. E, bundan sonra hep aklınıza gelir o. E, o, e, o bazı şeyler çok böyle e, korunması gerekiyor. Güven böyle bir şey. Bir e, umut da umutlu olmak yani post bakmak çok değerli. Zor şartlarda umutla bakabiliyor olmak çok daha değerli bence. Evet. Dolayısıyla hani böyle aslında bütün liderliklerin üst boyutu gibi geliyor bana. Adı çok tartışılıyor ama bence çok değerli. Adında bile bir alçak gönüllülük var, var aslında. Evet, Belki de o egoları evet. kenara Belki. bırakmayı aslında. sağlatan bir şey. Aynen. Ama ee, gelişime liderlik etme işte oradaki evet. değişime yani onun için hepsi var. Ee, evet, ben yok. Bendeki çağrışım şey oluyor hani lider dediğin hep önde gidendir ya gözümüzü öyle evet, ya çağrıştırıyor. Burada da önde giden aslında. Aslında önde giden ama hani hizmetkar Aynen. dediğin zaman bir taraftan arkadan insanları öne iten evet. hissini de veriyor. <laughs> cesaretlendirir. Evet. Yani daha e, sen bunu yaparsın. kendini. geldi belki. Evet. E, zaten lider hani e, yani beraber aslında e, o yolculuğa fark edendir ya. Çoğu zaman hani illa önde giden değil, yol gösterendir ama Hayır. beraber o yolculuğa eşlik edendir. Dolayısıyla. Adıyla, tanımıyla evet, biraz daha evet. orayı bende çağrıştırıyor. Evet. O yüzden e, güzeldi bunun da sohbetini <laughs> yapmak. Şimdi bir taraftan şey dediniz ya, özellikle kapsayıcılık noktasında işte atölyeler yapıyoruz, dinliyoruz, evet, öğreniyoruz. Evet. Hatta bu konuda bir yeni bir çalışmanız var. Kadir Az Üniversitesi ile yaptığınız toplumsal cinsiyet eşitliği rehberi. E, o rehberde de aslında hani, üniversitenin de içinde olmasıyla birlikte daha çok insanı dinlediğiniz atölyeler yapıldığı belki daha kapsamlı bir çalışma ve devamında da hani, kendinize belirlediğiniz ilkeler var. Biraz oradan da bahsedebilir miyiz? Kesinlikle, şimdi... Bir kere cinsiyet eşitliği yani toplumumuzun herkesin aslında hani her şirketin bireyin Hı -hı. çok odaklı olması gereken bir konu gerçekten böyle düşünüyorum. Bizde de hani liyakat esas ve kadın erkek birlikte değerliyiz. Hani bir ayrım yapmadan herkesin tabii ki kendi yarılışıyla bağlantılı belli zorlukları var zaten. Dolayısıyla hani süreçte ve belli zorlukları göstermeye çalışıyor ama birlikte bunları daha kolay bir şekilde aşabilir hale getirebiliriz. Dolayısıyla hani X işte kadının rolüdür, diğeri erkeğin rolüdür gibi tanımlar aslında aslında biraz aşılması gerekiyor. Dolayısıyla her şeyi birlikte yapabildiğimiz ve bu gelişimi imkan sağladığımız bir ortam olması gerekiyor. E, her şeyin önemlisi e, beyinde bitiyor. Hani klişeler var ya. hep her yayında da söylüyoruz ama çok e, hala dilimizde pelesenk olan ifadeler var. İşte adam saat, adam gün. işte e, dolayısıyla kadın eliyle şu işi yapma gibi mesela böyle. aslında bunların hani toplumun kodlarından da kaynaklı. Biz bu rehberle aslında hem buna fayda sağlamak istedik. E, hı hı. ve hani Kadir Üniversitesi e, Dilek Hoca, Dilek Cindoğlu, e, bizim sürdürülebilirlik ekibimiz, hani iletişim ekibimiz dolayısıyla hı hı. hani e, insan kaynaklı olarak zaten işin içindeydik dolayısıyla çok değerli bir çalışma çalışma oldu? Güzel de rehber bu. İçinde hı hı. belli taahhütler var. Belli aslında farkındalık çalışmaları var. Bir kere biz diyoruz ki hani ayrımcılığın her türlü ayrımcılığın karşısındayız ve bununla ilgili eğitimler vereceğiz. Hem içeriye hem kurum içine hem de topluma. Topluma hı hı. verdiğimiz eğitimlerde de işte ilgili bireylere ve firmalara bunu kendi portallarımızdan da dışarıya açacağız hı hı. ve onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kendi içimizdeki eğitimler bu arada devam ediyor. Peki hı hı. işte diyoruz ki kadın tedarikçilerin oranından 5 yılda her yıl ona artırmaya hedefliyoruz. Dolayısıyla hmm. bu çok değerli bir taahhüt ve aynı zamanda kadın tedarikçi olmayı teşvik eden bir taahhüt. Hmm. Dolayısıyla düşünsenize bir hani firma, e, o firmada ben şu soruyu soruyorum süreçlerinde var. Hani diyelim ki işte ihaleye çıkıyoruz. İşte üç. Üçten bir tanesi niye kadın değil diyorum mesela. Hatırlıyor muyum? Veya üçten iki tanesi. Hani dörtse dördünün yarısı neden kadın? Hani tedarikçiden değil. Dolayısıyla hmm. çünkü e, orada da bir kayırma yok. Hani bir e, pozitif ayrımcılık değil. En uygun ama en efektif olanı e, ilgili firmadan al. Neden bu kadın olmasın? Olabilir. Sen şans verirsen olur. Dolayısıyla hmm. hani bu fark hakkındalıktayız. E, ondan sonra e, kadın erkek e, ücret e, oranı ile ilgili biz eşit ise eşit ücret. Kadın erkek ayırmadan Hı. tabii ki doğal olarak hani e, zaten e, politikamız bu. Ama bu neyi getiriyor? Üst kademelere doğru çıkınca dünyanın, ülkenin e, genel e, sorunu e, bizde de belli bir oranda yansıyor. Ama e, üst yönetim rollerinde e, kadın e, finansçı oranının, e, kadın yönetici, kadın e, üst yönetici oranının artmasıyla birlikte ücret farkı da otomatikman zaten kapanıyor e, doğal olarak ve her yıl belli taahhütlerle, belli işte yüzde üç gibi oranlarla bunu kapatacağımıza e, ve oranın e, giderek hani daralacağı ile ilgili bir taahhütümüz var. Bu da mesela çok değerli buluyoruz. Dolayısıyla işte iki buçuk, beş buçuk eş arasındaki eee anlaşılan ev ebeveynlerimizin çocuklarının evet. işte ile ilgili işte anlaşmalar yapılmasıyla ilgili e, taahhüdümüz var. Dolayısıyla e, bu tür e, süreçlerle aslında hem kendimize farkındalık hem de topluma farkındalık e, sağlamak istiyoruz. Kesinlikle. Bloomberg indeksine girdik. E, burada da hani 12 şirketten bir tanesiyiz. Bu da çok değerli. Altı tane banka var bir tanesi biziz. Niye? Çünkü kendimizi bu anlamda bir disipline etmek ve oradaki aslında kararlılığımızı da göstermek istiyoruz. Sürdürülebilirlik ekibimizde de bunları takip ediyoruz. Süper. Kurumlar gerçekten topluma çok. bir noktada örnek olan ve daha Kesinlikle. doğru bir şekilde yayılmasını Kesinlikle. sağlayan bir tarafta. Peki şimdi size şöyle bir soru sorayım. Aslında bir taraftan zor, soru. zor sorulara <laughs> geliyorum. Oraya hemen heyecanla geliyorum. Çünkü e, hani hep böyle e, birilerini koruma kapsamaktan bahsediyoruz ama birçoğumuzun hayatında kendi tecrübelerinde Hı -hı. de haksızlıklar ya da dışarıda kalma ya. durumları oluyor. Zor sorum. Sizde soru. var mı böyle bir <laughs> şey? <misin? gülüyor> Çok dışta işte kalma durumu olmadı açık konuşmak gerekirse. <laughs> ama dönem dönem e, yani buyrun şöyle cevap verebilirim mesela e, ya kariyerim durdu mu acaba? E, acaba hani yol bitti mi? E, daha iyisini yapmak istiyorsunuz ama hani e, acaba hani e, bir doğru yerde miyim? E, doğru işi yapıyor muyum? Sorgusu oluyor. Olmazsa zaten yanlış olur. E, dolayısıyla öyle bir dönem oldu. Ee, ve hani e, burada yöneticilerimle de konuşarak hatta hani e, bir hani ne yapıyorum ben doğru yerde miyim e, acaba farklı farklı görevimi geçsem dolayısıyla burada gerçekten ben çünkü bir de yapı olarak katkı sağlayamadığımı inan inandıyorsam eğer dolayısıyla açık açık söylerim ben burada katkı sağlayamıyorum beni hani farklı süreçte farklı görevlerde de hani değerlendirebilirsiniz ne yapabilirim ben ilgili ne düşünüyorsunuz diye soran birisiyim dolayısıyla e, bu anlamda değil ama e, biraz tıkandığımı düşündüğüm noktada e, biraz fazla böyle e, kendi ...kendimi challenge etmek mi hani vardır ya böyle evet. e, o hani e, zorladığım bir dönem olmuştu Yaklaşık işte belki 8 sene önce falan dolayısıyla hı hı. dönem dönem o tıkandığınızı hissediyorsunuz. Ama ondan sonra hani biraz sabretmek, gelişime imkan sağlamak, biraz sebat etmek hani ve sonra yol açılıyor. Belki Bunların... kişiler değil de farklı şeyler sizi evet, engelleyebiliyor. Evet, evet yani hı hı. süreç bazen sürekli yani o biraz ortam da zorlu tabii ki yani hı hı. süreçte. Bunların hepsi tek başınıza sizin değiştirebileceğiniz şeyler de değil. E, böyle bir dönem olmuştu ama açtık. Yani çok öyle hani e, ama haksız uğradığım bir dönem gibi düşünmek doğru olmaz herhalde. Zaten bunları aşabilmek için konuşuyoruz. Aynen yani öyle hepimiz öyle. bir şeyler yaşıyoruz <laughs> ama onlar bir şekilde aşılıyor. Aynen Önemli öyle. olan e, sebapla kararlılıkla Tabii. yolumuzda ilerliyor yani, olmak. Orada da mesela kendi ben hep şunu derim, kendi çizginizi korumak, karakterinizi bozmamak, hani olduğunuz gibi olabiliyor olmak ve orada hani o sebat ederken, sabrederken de gelişimi askılamamak. Yani gelişime, oradaki kendinize yaptığınız yatırıma devam etmek aslında belki en temel formül. Peki o yani aslında biraz cevap gibi oldu ama o dönemleri daha kolay atlatabilirdim, Aha. şunu bilseydim dediğiniz, ah keşke bilseydim dediğiniz bir şey var mı? Ne var biliyor musunuz? Ee, bu bireysel farkındalık dediğimiz süreç var ya var hanım. Ee, bu hani keşke e, hani lisede belki daha önce hani insanın kendini bilmesi, kendi güçlerinin farkında olması aslında hmm. e, çok bir değerli bir şey. Ben hani e, bu koçluk mentorluk süreçleriyle pandemide özellikle hani pandemide e, koçluk akreditasyon işte okuluna gittim hmm. ve işte çok değerli e, bir grup oldu, yerli bir süreci tamamladım. Orada bir şeylerin çok daha net farkına varıyorsunuz. Kendinizi sanıyorsunuz hmm. ama orada hani bir şeylerle yüzleşebiliyor olmak ve kendi içinde aslında onları e, çözmek için çaba sarf ediyor olmak değerli. Bu hani e, koçluk mentorluk süreçleri gerçekten katkı sağlıyor ee, ve insanı düşündürten ve gerçekten doğruyu Hani içinde e, buldurtabilen süreçler Ben o dönemde Hani e, biraz daha becerilerimin daha böyle e, her dönem tabii ki farkındasınız ama biraz daha mesela şu anki kadar farkında mısınız? Hayır tabii ki. Yani o farkındalık da üstüne koyuyorsunuz. Daha kolay atlatırdım herhalde büyük ihtimalle. Yani biraz daha çok kitap okumak da çok önemli. Ben çok kitap okumaya aslında hani her ayda bir iki kitap bitirmeye çalışıyorum. Hani özellikle son 5-6 yıldır daha fazla hani odaklı gidiyorum. Önce de keşke hani o keşkeler çok yoktur hayatımda ama bu da mesela önemli nokta. bir tanesidir. Bir de pandemiyle birlikte gelişti Podcastler, yayınlar. Hani çok daha farklı evet. boyut. O zaman o kadar da yoktu. Yani evet. şimdi 8 evet. sene diyoruz. Hani vardı evet. tabii ama bu kadar da çeşitli değildi. O ...oradaki şey de bilgi de çok... Daha kolay e, erişiyoruz. Daha, kolay daha farklı olabilir. yollardan da... ...erişiyoruz. Evet. Kesinlikle çok daha geliştiriyor. Evet. Evet. Peki bu e, soruyu... ...size özel hazırladım diye. <laughs> yani şöyle aslında bundan sonra da... ...sorarım Bugün diye düşünüyorum. Bugün bir oluyor galiba. <laughs> Bugün biraz var. E, sizi bulmuşken... ...yakalamışken sorayım istiyorum. Böyle hani... E, ...şimdi kendi dediğim gibi kendi camianızı... ...çok iyi bilinen bir insansınız. E, çok da güzel bir Sağ olun. şey. Çok da seviliyorsunuz... ...gerçekten. E, bunu ya. okumak... ...görmek de çok e, beni bile mutlu etti. E, ama sizinle ilgili bilmediğimiz bir şeyler vardır belki diye düşünüyorum. Ne belki böyle bir çok yakınlarınızın bildiği, böyle bir ilgi alanınız olabilir, kötü bir yanınız olabilir, bir hobiniz olabilir. Ne dersiniz? Ben şöyle bilmediği eminim çok iyi bilmiyor olabilir. Benim rahmetli anneannem terziydi. Ben aslında hani kendi pantolonlarımın paçalarını kendim yaparım. Oo, çok Aa, iyi. <laughs> çok güzel e, dikiş yani e, tamirat ve e, çeşitli işte e, el becerim e, geniştir. Dikiş makinesi kullanabilirim mesela. Dolayısıyla <laughs> bu herhalde hani siz söyleyince e, bu evet. şeyde akıma gelen bu olur mesela. <laughs> e, çok daha değerli bir şey. E, evde tamirat yapmayı da severim ben. Hani e, tabii ki hani ustalara saygımız var her, her türlü süreç ama kendi e, ufak böyle e, şeyleri e, tamirat işlerini herhangi bir e, süreçle <laughs> ilgili Kendim yapabiliyorum. Dolayısıyla bu da e, önemli bir hani şey e, keyif aldığım bir durum. İyi, iyi ki sormuşum. <laughs> güzel bir cevap oldu. Peki süper. O zaman artık sona gelelim. E, aslında çok güzel tavsiyeler. Zaman uzaktı. Zaman uzaktı gerçekten öyle. Keşke daha da devam etsek. E, bizi izleyenler özellikle böyle kariyerin başında olanlar daha belki liderlik pozisyonuna yeni gelenler. Onlara liderlik açısından şöyle bir tavsiye niteliğinde en son ne söylemek istersin? Valla e, şunu söylemek isterim şimdi e, bir kere bizler hani ben 20 e, dedim ya işte 98'de başladım 26. yıl 20 yani e, inşallah ta keyifle devam eder yolculuk ve amaç hani insanlara dokunabiliyor olmak Hı -hı. ve ortamlara dokunabiliyor olmak hani e, ortama fayda sağlayabiliyor olmak. Şimdi teknoloji dijitalleşme e, birçok alan var ve Hı -hı. hani e, hayatımız aslında e, kolaylaştıran unsurlar ama odak insanı unutmamak gerekiyor hani odakta insan hep olacak. Dolayısıyla orada da beceriler çok ön planda olacak. Dolayısıyla ben özellikle hem profesyoneller hem genç arkadaşlarımıza hani kendilerine yatırım yapmalarını, becerilerini geliştirmekten imtina etmemelerini özellikle tavsiye ediyorum. Dolayısıyla geleceğe umutla bakmak çok değerli. Biraz üniversiteler hani biraz hani okuduğunuz bölümü bitirince o, o bölümde işte illa o mesleği yapacağınız yerler değil. Ne yaptığını ve neye becerin olduğunu, neye ilgi olduğunu denemek gerekiyor denemek gözlem yapmak çok değerli. Staj programları çok değerli bunun için. Dolayısıyla biz böyle bir kurumuz. Dolayısıyla birçok genç arkadaşımıza ee, bu anlamda fırsatlar sağlıyoruz. Ee, umutla baksınlar ve e, gerçekten ne istediklerini değil de ne istemediklerini bulmaya çalışsınlar. Çünkü o zaman daha kolay oluyor hayat. Ne istemediğimi e, biliyorum diye biz üniversitelere gidiyoruz. Dolayısıyla mottomuz bu zaten. E, tam da adı bu. Dolayısıyla o zaman zaten e, tersini tanımlamak daha kolay oluyor. Hani e, Evet bunu istemiyorum. Bunu demek ki isteyebilirim, deneyebilirim. E, ben kendimden örnek vereyim. Ben e, hayır denemem. Hayır istemiyorum deseydim belki şu an insan kaynaklarında değildim mesela. Hmm. Yani hayat bazen e, o verdiğiniz cevaplara göre karşınıza ne çıkartacağınızı bilmiyor. E, sarıp sarmalayan ve değer bilen cesaretlendiren liderlik çok değerli. Bundan sonra buna çok daha fazla ihtiyaç var. Dolayısıyla ben hani geleceği değer bilen liderlerin şekillendireceğine şirketlerde bu alanlarda ekibine sarıp sarmalayan o zaman bağlılığı, memnuniyetim ve üretkenliğin daha çok olacağını da gönülden inanıyorum. Dolayısıyla böyle bir ortam diliyorum. İnşallah güzel olsun her şey için. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok keyifliydi sohbetiniz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi programda olmak çok değerli. Sizde olmak. Teşekkür ediyorum tekrar. Çok sağ olun. Sizlere de bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.